Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselam. Hakk'ın bu isimle isimlendirilmesinin nedeni, yaratıklarından sevmediği bir takım şeyleri kendisine nispet etmelerinden salim olmasıdır. Bunun bir anlamı da Hakk'ın yaratıklarına selamet vermesidir. Binaenaleyh, oluş mertebelerinin ayanından her birisinin bu ismin eserlerinden bir payı vardır. Bununla birlikte onların bu paylardaki derece ve tabakaları birbirinden farklıdır. Bütün yaratıklar arasında bu ismin kusiyetine sadece nefsini şehvetlerden salim kılan, kalbini şüphelerden arındıran kimseler ulaşabilir. Şu halde selamet Hak'tan Hakk'adır. Ehli Hakk'ın selameti kuşku kirlerinden ve gizli ya da açık şirk karanlığından temizlenmeleridir. Bu ismin hakikatleriyle vasıflanan kimsenin alameti vakur, ağırbaşlı, mütevazi, inatçıların sıkıntılarına karşı sabırlı olmaktır. Onlar gafil insanlarla tartışmazlar, cahillerle mücadele etmezler. Onlar Hakk'ın bu özelliğe sahip insanları nitelediği gibi olurlar. Hak şöyle buyurmuştur. Onlara cahiller hitap ettikleri vakit selam derler. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Furkan Suresi 63. Ayet. Bu ifade bazen söz ile olabileceği gibi bazen de hal ile olabilir. Bu makam sahibi selam ifadesine bir şey eklemek isteseydi bile buna gücü yetmezdi. Bunun nedeni iradesinin olmayışı ve Hakk'ın kendisini korumasıdır. Çünkü Hak bu kişinin işitmesi, görmesi ve de bütün azaları olmuştur. Şayet Hak onu kendi nefsine havale etmiş olsaydı hiç kuşkusuz ki o da cahiller arasına katılırdı. Çünkü insanın özelliklerinden birisi herhangi bir insan ile bir konuda konuşurken bu işin özelliğini kazanmasıdır. Muhakkik Arif, mertebelerin özellikleri kendisine tahakkuk ettiği için gafil veya cahilin intibak ettiği veya tasavvur ettiği veya inandığı şeylerin çoğunun vehim veya hayal ürünü olduklarını bilir. Bunların varlıklarını varlık mertebesinde koruyacak ilmi mertebede kendilerine hakim bir makamları yoktur. Binaenaleyh Arif, bu durumdaki bir insanın ifadesinin gerçeğine muttali olmakla bu ifadenin baki kalmayacağını ve yok olup gideceğini öğrenir. Çünkü o bu kelamın hakikatinin olmadığını veya bulunduğu mertebenin dışında bir suretinin bulunmadığını bilmektedir. Bunun neticesinde ise bu kelamın varlığını koruyacak bir koruyucusunun olmadığını kesinlikle öğrenmiştir. Dolayısıyla bu kelam sahibinin sözünün varlıktan gitmesinin ardından varlıktan silinip gidecektir. Muhakkik ise subuti, ruhani ve vücudi gibi bütün mertebelerde hakikati bulunan bir şeyi söyleyebilir. Buna göre muhakkik, bir şey söylediği vakit o hakikatlere delalet eden düzenli harfler, ruhani suretler olarak şekillenirler. Bunlar Allah'ı tesbih ederler. Kendilerini söyleyenin saltanatının mahallinde seyrederler. Her ne zaman dile getirilen bu hakikatler fazlalaşırsa, Arif'in askerleri de artar.